Merhaba arkadaşlar, yeni bölümün spoilerlarına hoş geldiniz. Çatıda plan başarılı uygulanıyor, yonkolardan biri çatıdan denize düşüyor ve tek bir yonko ile kalıyorlar bizimkiler. Ve bir de çok sevdiğimiz bir karakter Big Mom ve Kaido'nun ortak saldırısını durdurup yaralanıyor. Neyse, introdan sonra spoilerlara geçiyoruz. Bu arada beğeni atmayı unutmayın ki büyüyelim arkadaşlar. Neyse, spoilerlara göre bölümün %80'i çatıda geçecek gibi. Ve bu da dövüş yüklü bir bölüm olacağını zaten bize belli ediyor. Çatıda full dövüşüyorlar zaten. Gelelim çatıda olmayan olaya. Kızılkınlar hızlı bir şekilde Orochi'yi yeniyorlar ve onun ölüp ölmediği yine belirsiz. Büyük ihtimal yine ölmedi ve bu arkadaş bence 9 canlıdır yani. Başka bir şekilde de tarif edilemez Orochi'nin halleri. Ki bir olay daha var tabi çatıda olmayan konuyla ilgili. Ve Fukurokuju ile Raizu da karşı karşıya dövüşlerine başlayacak. Neyse, diğer spoilerlar zaten full çatı ile ilgili ve gelelim bölümün heyecanlı yerlerine. Ben kısa bir özet geçeceğim direkt. Law'un Big Mom'ı meyvesiyle aşağı atmalarını istiyorlar ama Law'un hakisi Big Mom'ınki kadar güçlü olmadığı için de bunu yapamadığını öğreniyoruz. Bu soru işareti de böylece kalkmış oluyor. Big Mom ve Kaido aynı anda saldırıyorlar bizimkilere ve bu saldırıyı Zoro tek başına durduruyor. Evet, Roronoa Zoro bu saldırıyı tek başına tank edebiliyor. Ve tabi bu saldırıdan sonra yaralanmış. Benjum yarası fazla büyük değil çünkü bundan sonra da direkt Prometheus'u kesiyor. Ve aynı anda da Killer Napolyon'a saldırıyor. Soysu da Law ve Kid bir yere hapsediyorlar. Ve arkasından Kid ve Law direkt Big Mom Onigashima'nın çatısından aşağı atıyorlar. Ve Big Mom denize düşüyor. Şimdi denize düşmüş ise Big Mom'un dönüşü uzun sürer bana sorarsanız. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Kaido'nun yenildiği andan hemen sonra çıkabilir. Bence tek de çıkmaz. Kendi tayfası da gelir. Sonuçta tayfası denizden aşağı itilmişlerdi. Onlar da büyük ihtimal geri gelir. Bunun dışında Prospero'nun ne yapacağını da ben açıkçası merak ediyorum. Belki yine Marco'dan yana saf tutabilir. Neyse, bunlar zaten yakında açıklanacak eşyalar. Bu arada da Kaido Luffy ile karşı karşıya ve Luffy'nin saldırısını Kaido kolayca tank edebiliyor. Spoilerle şu anlık bu kadar ve haftaya ara yok. Bu da bence çok güzel bir haber. Dediğim gibi bence Big Mom Kaido yenilene kadar piyasada olmaz. Ondan sonra çıkar ve cehennemi yaşatır bizimkilere. Hatta orayı çok merak ediyorum, nasıl Big Mom'ı yine monte edecekler hikayeyi. Zaten ikisini aynı anda bitirmeleri imkansızdı yani. Bunu hepimiz de biliyoruz. Düşüncesi bile saçma olurdu. Böyle bence daha realistik olmuş, daha mantıklı bir senaryo bence ve zaman bize ne gösterecek? Zaten 2-3 güne kadar bölümde yayınları. Sizce Big Mom ne zaman geri dönür? Yani var mı aklınızda bir fikir? Ve spoilerlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hoşça kalın.